Merhaba arkadaşlar. Benim kanalımda izleyeceğiniz bir videoyla birlikteyiz ama bu aslında Öteki Sinema için çektiğimiz bir video. Aramızda eski Öteki Sinemacılardan Can Evrenol var. Aslında aramızda dedim ama biz onun evindeyiz ve Can'ın bir süredir birlikte iş yaptığı, ortak yapımlara imza attığı Merve Göntem. Bu ikiliyi biz nereden tanıyoruz? Çıplak. Biz burada büyük sürprizler var. Ne korkutabilir ya? Yani Çıplak'tan evveliyatınız var mı sizin? Tabii. Ortak bir iş yapmışsınız var mı? Nedir? Tabii. Ya aslında şöyle, ben hani biz seninle çok konuşuyoruz, ediyoruz falan ama Merve'yi sana yeterince böyle introduce, tanıttım mı onu da emin değilim. Ben ne zaman Merve desem boş ver abi, konuşuruz deyip geçmişsin. Ben tanışma hikayemizden söyleyeyim. Yani biz aslında Hakan Muhafız'da benim böyle Hazar Ergüç'le çok güzel bir muhabbetim olmuştu. Ve herhalde onların yani Onur Ünlü ile diyaloğundan falan bir gün ben minibüse biniyorum bir de. Aha. Tamam mı? Levent'e doğru. Minibüse binip telefon çaldı, açtım. Can, ben Onur Ünlü falan diye. Seni YouTube programına çağırıyorum dedi. Bu da yani belki bir 4 sene 5 senesi var değil mi? Neredeyse olacak, evet artık. Evet, YouTube olacak. Programına Onur Ünlü'nün çağırması beni bir Allah, Onur Ünlü YouTube programı yapıyormuş falan filan dediğim, evet, bir zaman falan. Neyse gittim ve orada Onur Ünlü'nün ekibi olarak Merve Göntem, Orkun Göntem ve yanlarında Selin, bizim Musab ekip, falan vardı. Ve böyle genç, çok hevesli bir ekip vardı. Ve de daha sonra arabayla beni eve bırakırlarken sohbet ettik falan. Merve, benim kitabım var dedi. Aa, ben de bakayım falan, merak ediyorum. Bir tane hediye etti bana. Şöyle bir bakayım dedim. Çok sardı beni. Ve de böyle içinde o zamanlar benim böyle yazıp kenara attığım, adı daha Çıplak değildi, İki bölüm böyle, hani o zamanlar Fleabag, Bar to Ben, Eighth Grade falan izleyip böyle havaya girip böyle iki bölüm bir şey yazmıştım. Hı hı. Ona çok duygudaş bir karakter vardı. Kurumuş Yeşil Bitkiler. Kurumuş Yeşil Bitkiler'le ilgili de belki sonra. Kızarmış Yeşil Domatesler diye hatırlıyorum. İsmini benzetiyorlar ona. O filmi de severim ben. Ben de çok severim. Biz... Bak mesela kadın sinemasından bahsediyorduk. Çok güzel bir kadın hikayesi, evet, o değil kesinlikle mi? Evet, kesinlikle. Aynen. O sırada biz şu anda Netflix'e yapılmakta olan ve çeşitli dedikodular, son dedikoduları duydun mu bilmiyorum. Duymadım. Olaylar var falan. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Perihan Maden'in, hı hı, bir kitap uyarlaması olarak benim Perihan Maden'le diyalogda olup yapmaya çalıştığım, o zamanlar başka bir yapımcı bir kız vardı. Sonra o projeden çekildi falan. Ben böyle onu senaryoya yazıyorum ama hani buna bir kadın dokunuşu lazım diyorum. Hani böyle kadın dokunuşunu illa bir kadın yazacak diye bir şey yok. Ama Merve de çok güzel bir kitap yazmıştı. Buraya hemen tak diye bir şey koyuyorum. Böyle o hani birileri var böyle bir şey olduğuna inanıyorlar. Hani bir de tweet atıldı ya, böyle kadın hikayesini sadece kadınlar anlatabilir. Can Evrenol da kim oluyormuş falan diye. Tabii Merve'nin oradaki şeyinden de haberdar değildi galiba o arkadaş. Beni orada tek savunan insanlardan biri Murat Tolga Şen'di hakikaten. Ama... Çıplak'ın senaryosunda bir kadın da var, Merve Göntem var falan diye o tarz bir şey yazmıştı. Merve olmasa böyle bir şey olmazdı. Mesela ilk bölümde Merve'nin pek bir dokunuşu yok ama o genel 8 bölümü biz yapıp o havayı yaratıp beraber Müge ile bir yere geldikten sonraki ilk bölümü gördük biz yani. Hani kağıttaki şey. Bir de şöyle bir şey var. Aslında geçenlerde Merve'yle bir ortak arkadaşımız böyle Merve Göntem sineması falan diye bir şey söyledi böyle. Biraz esprili bir şekilde söyledi ama baktığın zaman Topal Şükran, evet, baktığın zaman Beni Sevenler Listesi, Kar değil pardon, Beni Sevenler Listesi ve yani TN Yapım'ın imzası olan, ki bence TN Yapım şu anda Türkiye'de ciddi manada bağımsız sinema, yönetmen sineması yapan belki de tek yer gibi geliyor bana. Merve Göntem oranın genel direktörü. Merve Göntem bu filmleri finanse eden Tanay Abbasoğlu'nun yani danışmanı, yönlendiricisi gibi diyeyim sana. Evet. Ona beni tanıştıran Tanay'la, işte Çıplak'ın olmasına sebep olan Emre'yi Tanay'a tanıştıran, belki Onur Ünlü'yle de, bilmiyorum öyle miydi. O yüzden hani Merve'nin aslında öyle bir daha yukarıda bir duruşu da var. Çıplak özelinde özellikle. Hı hı. Biz böyle bir yerden biz kimden kaçıyorduk anneyi yazar mıyız dedik. Onu TN Yapım'la yapma gibi bir durumumuz vardı. Tanay hatta bizi ufak bir finanse etmişti o senaryoyu, evet, yazalım diye. Çok da güzel olmuştu bence yazdığımız senaryo. Ben hala çok isterdim bizim senaryomuz çekilsin diye. Bu arada ne çektiklerini bilmiyorum, nasıl bir şey Perihan çekildiğini Maden'in bilmiyorum. Perihan Maden'in ne kadar beğendiğimiz senaryo. Biz buluştuk Perihan, evet, Maden'le. Bir başrol oyuncumuz vardı şimdi. Onun adını söylemeyelim ama zaten onunla beraber onun menajeri falan böyle çok Maden ciddi buldunuz falan. Yani tabii tabii. Bayağı iyiydi. Perihan Maden'i de çok seviyordu ama sonra bir şekilde artık onun teferruatını başka şeyin, evet, konusu olsun. Olmadı o iş.
Ya ben bunu söylemekten çok çekince duymuyorum. TN yapımında çok yolun başında olduğu bir dönemdi ve belki güvenmedi yani Perihan Maden bence yapımı. Bizim ilk işlerimizden birisi olacaktı. Bir tek Topal Şükran'ı yapmıştık galiba o zaman. Ama aslında Topal Şükran da kendi başına bir referans iş ya. Yani ya bu arada biz hep TN yapım diyoruz ona. TN diyelim ondan sonra. Düz TN şey, yapım. Mesela Altın Portakal'da izlemiştim ben Topal Şükran'ın maceralarını. Hı. Abi hani her gün festival filmi izledikten sonra odaya gidiyorum. Odada eski Türk filmi böyle Kemal Sunal filmleri falan gösteren bir kanal bulmaya çalışıp orada detoks yapıyorum. Çünkü öyle o mi? Festival filmlerinin toksik etkisini, o bir şey yapıyormuş gibi gözüküp hiçbir şey yapamayanların filmlerini izlemekten o kadar sıkılıyorum ki. Sonra yani Onur abiden zaten böyle şey bekliyoruz. Hani böyle değişik bir şey bekliyoruz ama Topal Şükran çok böyle bam bam geldi yani. Oradaki o böyle rengine kadar o anime şeylerinin renkleri falan var. Böyle hani yapı, siyah, sessiz bir film şey. Hani sessiz sessiz izliyorum onu. Mesela şey geliyor aklıma. Mel Brooks'un bir sessiz komedisi vardır böyle. Bütün bir film sessiz bir komedi filmi çekmenin ne kadar saçma bir şey olduğuyla ilgilidir ama film de sessizdir bu arada. O falan geliyor aklıma. Öyle referanslar falan filan böyle kafa açıcı yani böyle. Çok güzel bir filmdi. Yani şimdi TN yapım için bence Topal Şükran tek başına referansmış ama ki o zaman kazanamadık onun güvenini. Bana bir tek o gerekçe geliyor yani. Çıkmamıştı o film. Doğru hak ettiği evet. gibi. Evet. Perihan Maden'in o filmi bildiğini bile bilmiyorum. Evet. Zannetmiyorum. Ya bana güvenmemiş olabilir. Şeye bence güvenmemiş hem olabilir. Sana güvenmedi gibi olabilir. O başka bir şeyin konusu. Hem bir yana geldi Peri'yi izledi. Peri'yi evet. beğenmedi. Bu arada. Evet Peri'yi de beğenmedi. Net söyledi bana Peri'yi çok beğenmediğini. Öyle mi? Ben peki falan dedim. Allah Allah falan dedim. Nesine bir şey dedi mi şunu beğendim. Kadına bakış yerimiz farklı dedi. Halbuki hem şeyin senaryosunu çok beğenmişti. Biz Kimden Kaçıyoruz? Hem de çıplak yayına çıktıktan sonra bizi en çok arayıp tebrik eden ve çok güzel bir yazı yazdı Perihan Maden. Hala biz saklıyoruz onu. İşte Kurumuş Yeşil Bitkileri 2 yıl sonra okudu. 2 yıl sonra bana yeni mesajlar attı. Umarım ayıp olmuyordur hani bunu söylemem ama bir cümlesini oradan söyleyeceğim. Çok tatlı, çok övgü dolu şeyler yazıp son 10 yıl içinde okuduğum en iyi romanlardan içine sokuyorum ve herkese bu şekilde tavsiye ediyorum falan dedi. Keşke bizimle çekseydiniz Perihan Hanım deyip böyle. Bugünün sonunda sana o kitaptan hala içimde kaldı benim ya. Hakikaten o işi yapmamış olmak. Evet ya çok güzel bir senaryo yazmıştık. Ve ben kitabı da çok seviyorum. Harbiden yani Biz Kimden Kaçıyorduk Anne çok güzel bir roman bence. Ve biz onu böyle David Lynch vari bir yerden yaklaştığımız sahnelerimiz vardı. Bir anda pat diye duruyordu birisi Can'ın konuşuyordu falan. Can'ın sinemasına çok yakışacaktı. Can'ın işlerinin yanında çok özel bir yeri olacak. Bir de bizi Merve ile buluşturan American Honey, Eighth Grade gibi A24 yapımları. Bazı A24, mesela Merve başka bir mahallenin sinemacısı. Şimdi Türkiye'de biz seninle hep biraz ayrılıyoruz ya. Evet. Janr sinemacılar olarak. Evet. Bakma yani hani şu anda janr sineması yapan bazı yönetmenlerin bile bizim gibi bir janr dağcı demeyeyim sevgisi yok aslında. Evet. İlgisi yok. Merve'nin de aslında genel Türk sinemacılara daha yakın bir yerde duruyor ama onlardan farklı olarak bence çok şahsına münasır da bir duruşu var. Ve biz öyle bir yerden çok kesiştiğimiz bazı filmler üzerinden böyle burada oturup beraber film izleyerek falan yarattık. O çıplağın ruhunu da o filmin ruhunu da öyle yaratıyorduk zaten. De bir yerde zarlar ile denk gelir de biz kimden kaçıyoruz anneyi yaparsak ne güzel olur. Şu anda Netflix'te bir dizi olarak yapılıyor. Yani dizi hani mi oluyor? Ben yine film yapıyorlar. Ha bilmiyorum bu arada. Belki ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama yani hani zaten bir başkadır dışında Netflix'in kendi yaptığı bir şeyi de ben pek tam buluşamadığım için Netflix'te. O yüzden pek abi bir başkadır da biliyorsun değil mi? Önce Blue'ye tabii gitmiş. Tabii ki. Yani Blue reddetmiş. Hani biz onlarla konuşurken dediler ki biz bunu işte Netflix'e götürün diye biz söyledik diyorlar. Türkiye'de hani bir başkadır ama geleneksel Netflix yerli orijinallerden farklı bir yerde kesinlikle, duruyor. Çok güzel zaten yani. Ama şöyle yani olması gereken tarafta duruyor. Ben Netflix'in niye gidip Hakan Muhafız gibi veyahut da işte biraz da yani çok beğenmedim açıkçası ama Fatma biraz daha böyle hani daha böyle başka bir yerde en azından böyle bir revenge hikayesiydi falan böyle hani o şey. Bence hiç fena değil. Vigilante diyeyim. Türk vigilantesi yani. O Fatma'nın ölüm sahnelerini geçtim yabancı korku filmlerini 80'lerin Yeşilçam sineması gibi biraz yapsalardı. Evet. Çok daha güzel bir yerde olacaktı. Bence. Abi ondan korkuyorlar. Onu geçen senle de konuştuk ya böyle yani. Bizim korku filmcilerimiz dahi kan, şiddet ya da gore sahne göstermekten ödü patlıyor biz yani. Biz bunu av üzerinden konuştuk. Evet niye arada. Böyle yapıyorlar bilmiyorum. Ya ekran karartıyor ya bir şeyler arkada oluyor. Sen görmüyorsun falan ya göster. Yani bu filmleri seyreden seyircinin en büyük ödülü bu. Şey gibi düşünüyorum ben bunu ya.
maç izliyorsun abi, golü göstermiyorlar. Sürekli gol atılıyor ama golü göstermiyor kamera. Gol o değil ki falan gibi bir yapısı var. Ben bu arada hani Emre Akay'ı çok seviyorum. Av'ın da reklamını yapmış olalım burada. Çok stilize, çok cool bir film. Sinemamızda ya, çok ihtiyaç olan bir kan. Ama yani o tarz bir filmin birçok şeyiyle beraber sarılabilmak için çok daha vahşi olmadı. Bir buyum kişisel şeyim. Yok ben de aynı şeyi söylüyorum. Daha vahşi... Ben de Emre'yi seviyorum bu arada. Filme birlikte gidecektik Can'da. Ama benim bir randevum olduğu için uyuşamadık. Yani zamanlamamız uymadı. Can tek başına ama gitmiş yine de. Ondan sonra ben de bir yerde karşıma çıktığında seyredeceğim. Oyunculukları, kamerası, ışığı, müzikleri, yönetmenliği harika açıkçası. Şimdi çıplak evrenine geri dönelim. Biz seninle konuşuyorduk işte ilk çıplak şey yapmana. Abi YouTube'a bir dizi çekiyoruz. Hatta cep telefonuyla çekiyoruz falan diyordum. Böyle bayağı gerilla iş, bütçesiz şu bu falan. Sonra ama o YouTube işi olmaktan çıktı. Blue TV'de karşımıza çıktı. Birinci sezonu izledik. Hepimiz beğendik, ettik. Bazı polemikler oldu. Bazıları böyle girip tuhaf bir şekilde filme falan saldırdılar böyle işte o kadın hikayesi şu bu falan şeyden. Saçma sapan işler ama hani buldu seyirci de karşılığını. Sonra ikinci sezon geldi. Ama ikinci sezonu bulamadık. Mesela ikinci sezonla ilgili. Birinci sezon bir ara Blue TV'den kayboldu. Sonra ikinci sezon geldi. Baya böyle hani gerçekten bir dijital platform şeyinde iyi arama yapabilen insanların bulabildiği bir şeye dönüştü çıplak falan böyle. Yani ne yaptınız siz böyle hani ikinci sezonu izledim ben tabii. Ne yaptığınızı da niye de böyle olduğunu da çok iyi anlayabiliyorum. Merve ile sen hazırlanırken yarım saat kazağını giyerken o konuları konuştuk. Mesela ne olacak şimdi? Üçüncü sezon gelecek. Çünkü geçen de tweet attım ya iPhone 13 çıktı. Bu cümle de ilk kez kuruldu burada yalnız. Üçüncü sezon. Evet. Üçüncü sezon gelecek yani. Çünkü bu ikinci sezonuyla bitecek bir iş değil. Bu arada ben ikinci sezonu birinci sezondan daha çok sevdim. Sevmemin sebebi de şu. Sizin aslında sıkıntınız olan şey bana değişik bir tat verdi. Şimdi Merve diyor ki ben o zaman uyandım. Bir sürü şeyi biz kestik diyor. Bu Blue ile görüşürken, ederken falan. Mesela o atlamalar, o kurgudaki atlamalar bana çok B-movie tadı kesmek verdiği için. Kaldık. Evet. Kesmek zorunda kaldık. Ama bence senin hoşuna giden şey %90 ölçüde bizim gerçekten dilimiz. Evet. Orkun'la, Tunçer'le, yani kurgucumuzla ve editörümüzle iki proje beraber yapmak benim için de bir ilk bu arada. Ben her projeme zaten kafa olarak da ilk film gibi yaklaşmayı sevdiğim için her seferinde yeni ekiplerle de bir şekilde çalışmak zorunda olduğum için sektörel sebeplerden dolayı bu sefer çok keyif aldım ve beraber bir dil oluşturduk. Yani Merve ile beraber başlayan, Orkun'la beraber devam eden ikinci sezonun ilk bölümünde böyle sadece Müge odaya girip bir yürüdü böyle Eylül olarak. Biz böyle Orkun'la birbirimize baktık yani Eylül yine falan hani yaşıyor gibi bir yerden. Çok güzel bir dil oluşturduk. Biraz bence umarım yani senin hoşuna giden o tat oradan. Yani tabii ki kesilmesini istenen şeyler oldu ama onlar aslında baktığın zaman bence fark edilmiyor. Çoğu zaman. Yani bir iki bir yerde belki ama biz genelde hani zaten gösterilecek şeyi göstermeden geçen... İzleyici fark edemez de biz biliyoruz ve biz fark ediyoruz. İzleyici sen özelinde... tahminim tabii benim bu ama Murat Tolga'nın dokunduğu nüans bence bizim zaten dilimiz, zaten senaryo aşamasından oluşturulan bir akış gibi geliyor bana o. Hmm. Çok komik bir şey. Sahneleri özelinde konuştuk. Bu seans evet. Sahnelerinde komik bir şey anlatayım sana. Belki bir tek evet olabilir. Ama orada da seans sahnesinde şöyle bir şey oldu. Biz Rıza Çak'a şimdi şöyle bir olay var. Biz Rıza Çak'ayı, Mervex'i, Vedat'ı bulurken çok zorlandık. Tamam? Çünkü bu üç karakter Türkiye'de tam da iyi oyuncuların aslında imaj olarak ve kafa olarak hiç olmak istemedikleri, birçoğunun olduğunu bizim düşündüğümüz ama onların kendilerini öyle görmek istemediği, yer yer karikatürize kartonet, yer yerde ayağı çok gerçek bir yere basan üç karakter, tamam mı? Evet. Ve bunları iyi oyuncuların oynaması lazım ve neredeyse tırnak içerisinde pornografik ve böyle nasıl söyleyeyim, TikTokvari bir yerden oynamaları lazım. Pornografikten kastım o yani. Ve bunu bulmakta çok zorlandık ve doğru oyuncuları bulduğumuzda onlarla diyaloğumuzu oturtmakta zorlandık. Hem onlar bizim istediğimiz kafada, yetenekte olacak, hem onlar bize güvenecek, hem işte bizim bütçemize, bizim şartlarımıza uygun olacaklar, hem kariyer olarak kaldırabilir olacaklar bunu falan filan. Çok zorlandık ve sonunda bulduğumuz oyunculardan çok mutluyum ben. Biz Rıza Çakay'ı oynayan oyuncuda da sevgili Bora Ecer'le, şimdi başka işleri de kendisinin var, esiyor kendisi. Bora Ecer'le konuşurken mesela hani sahneyi şöyle mi yaparız, böyle mi yaparız? Çok detayına girmeyeyim. Kendisinin olduğu bir programda konuşuruz ama
Abi sahneyi ben hakkıyla yapmak için Bora'nın yüzünü göstermemeliyimi aydım, tamam mı? Ve Bora'yı değiştirmek istemiyoruz. Sete az vakit kaldı. Hakikaten bu keyif alacak oynarken, biliyorum. İyi bir yerden oynayacak. Yani hani kıçımı gösterme dese anlayacağım. Hani bizim derdimiz onu, zaten onu göstermeyeceğim. Yüzünü göstermeden ben bu sahneyi nasıl yapacağız? Sonra dedim ki ya bir dakika dedim ya. Abi bunun üzerine bir örtü örtelim biz. Buna var mısın dedim. Karşılıklı oyun oynuyoruz yani oyuncuyla, tamam mı? Ve çünkü çok çok böyle centilmence ve profesyonel bir yerden bize böyle sahneye yaklaşımını anlattı Bora Ecer. Ve o kuralını koyuyor, biz kuralımızı koyuyoruz. O kuralları kabul ettikten sonra içinde özgürlük arıyoruz. Ve hakikaten biz orada zaten bir ritüeli anlattığımız için, zaten weird bir şey anlattığımız için o örtü bence sahneyi çok daha yükseltti. Yani o sahne başka bir yerden, bizim kendi koyduğumuz kurallarda enteresan. Bu güzel bir örnek mesela. Bunun gibi tabii ki kurguda, senaryoda, sette birçok otosansür yaptık ama bunların ben hiçbirini sansür olarak görmüyorum. Ben otosansür olarak da görmüyorum bu arada. Aynen, otosansür olarak görmüyorum. Hiçbirinden rahatsız olmuyorum. Bunlar bizim Merve ile daha ilk sezon yola çıkarken biz bir şey yapacağız ama frontal nudity gösteremeyiz. Ve göstermemeliyiz. Yani biz hani Amerika'da VHS piyasasına çıkacak olsak da 80'lerde frontal nudity yapmadan bunu yapabiliriz gibi bir oyunun içinde. Kural birdi. Evet. Yani bu bizim bir kuralımız. Yani, hani, evet. O yüzden hiç otosansür demeyeceğim. Sadece montajda, evet, özellikle de seans sahnelerinde biraz bir şeyle karşılaştık. Ama orada B kameraya geçtik. Bilmem ne yaptık. Onu yaptık, bunu yaptık. Bence birinci sezon kadar kesmedik ikinci sezonu. Hmm. Bakma yani. Birinci sezon. Bu arada şey mesela. Birinci sezonun ankatı çok daha bence şey. İkinci sezonda mesela birinci sezonun neredeyse bütün karakterlerini terk ediyorsun yani. Hani böyle yeni yeni karakterler geliyor ve eskiler de çıkıyor böyle. Yani hani o yüzden mesela aslında çıplağın ikinci sezonu kendi başına da böyle bir o yüzden şey çıplak gibi. İki. Evet, hem çıplak Roman iki. Roman rakamıyla olsun. Aynen. Bu şekilde böyle öyle koymak istiyorum. Ama mesela ikinci sezon seninle çalışacak oyunculara başımıza her şey gelebilir şeyi de veriyor. Sizin hikayelerinizde yani çalışacak oyunculara. Mesela üçüncü sezon için kastla ilgili çalışmalar falan yapıyor musunuz? Var mı şu an aklınızda müthiş, birileri? Müthiş bir kastımız konu var. Yaptınız mı kastı? Kast geliyor böyle, hani Merve ile beraberiz ya, biraz Merve'ye güveniyor. Can çok delirebilir ama Merve'ye zannediyorlar. Halbuki bilmiyorlar ki bizim Murat abi bile bazı sahneleri onları Can yazmıştır değil mi diyor. Halbuki onlar Merve'nin yazdığı sahneler. Hani bizim ikimizin de hani böyle o oyuncularla bize güveniyorsanız, bakın bizim elektriğimiz bu, yaptığımız işler bu. Dedikten sonra evet, hakikaten her şey olabilir gibi bir yerde çıkmak istiyoruz zaten. Anladım. Bir de ben şeyi hiç sevmiyorum. Gizli bir yerden canlı yeminimiz gibi olsun. Hangi sahneye kimin yazdığını söylemeyi sevmiyorum. Yani bu sahneyi ikimiz de yazmış olabiliriz her birini. Oyunculara da söylemeyi sevmiyorum. Hani Merve yazdı ya da Can yazdı şeyi. O kadar karıştı iki sezonda da. Evet. Bir iki evet. Yer hariç. Benim de unuttuğum oluyor bu arada. Evet. Hangisini benim yazdığımı unuttuğum sahneler oluyor bazen. Evet. Bir de mesela senin sahnelerinde de benim sahnelerimde de diğerinden gelen... Arada 2-3 tane diyalog var mesela, orayı çok tabii değiştiren. Değişiyor, evet, evet. Bu arada mesela şey, ben de geçenlerde böyle işte Altın Güvercin için bir belgesel senaryosu yazdım. Mesela bir şey yazmak, sonra onu işte İstanbul Ayağı'ndaki röportajları yönettim, kurguya da girdim. Şu mesela çok sıkıntılı bir şeymiş, onu anladım abi. Eleştirmen olarak bir şeye daha şahit oldum. Ortak bir şey yaparken yani, ben yazdım ama mesela kurguda başka bir yönetmen arkadaşımız daha vardı. Orada... Biz birbirimizi çok seven iki insanken finale doğru birbirimizi gırtlaklayacak hale gelmiştik ve sonrasında baya böyle bir birbirimizden özür dileme seansları, böyle hani bira ısmarlayayım, şu yapayım, böyle yapayım falan, ancak kendimize gelebildik. Yani kurgu odası mesela baya mücadele. Siz bir de birlikte yazıyorsunuz. Kurguya da giriyor musun sen Merve? Tamamına girmiyorum. Bir şey izlettikten sonra Can yorum yapıyorum. Hı. O da sağ olsun. Dikkate alıyor. Var mı böyle kavga gürültü oluyor mu yani? Kavga gürültü olmuyor da bir iki yerde bu sezon ilk sezona göre daha böyle zıtlaştığımız yerler oldu. Bir de yani bizim bir yani üç numaramız, hani bu üçgeni tamamlayan Merve'nin de gerçek hayatta kocası olan, hani biz Merve'yle bir de gerçek hayatta arkadaşız. Yani bir de onlar karı koca. Böyle yapamazsın Can. Yani çünkü iyice çetrefilleştiriyor. İyice çetrefilleştiriyor evet. İlişkiyi. Anladın mı? Hani evet, evet. Arkadaşlık ve iş ilişkisini ayrı tutmak konusu şey de, iyice böyle bir zor. Aile gibi oluyor. Şey de komik ya, evli çocuklu insanlardan böyle işler çıkıyor. O çok komik yani. Sen böyle mesela, ben röportaj için eve geliyoruz. Böyle kucağıma çocuk veriliyor falan. Var. Aynen böyle. Yani böyle hani şey... Türkiye'de domestik hayata geçen insanlar böyle tamamen böyle başka bir şey olur. Değer yargıları da ona göre evrilir, gelişir falan filan. O yüzden mesela hani sizden böyle şeyler çıkması daha da böyle şey oluyor, böyle kontrast şeyler. Ama senin tabii geldiğin yer o sandıklar mandıklar zaten gideceğin yerin işaretlerini veriyordu.
Şimdi bu ortaklık, yani TNA yapımına senin birlikte yaratma süreçlerin, bu çıplak, bunlar nereye gider? Mesela şimdi bu üçüncü sezon yine Blue için mi çekeceksiniz? Nasıl olacak? Yani geldiğiniz aşamada... İkinci sezonu da Blue TV için çekmedik. Yani orijinal yapım değildi en azından. Çektik ve yine Blue TV kataloğunda yer buldu. Yine çekeceğiz ve bakılacak. Katalogda yok. Yani. Charlie'nin yanında. Bence çıplak ikinin basın bildirimiyle başla abi sen. Evet. İşe. Basın bildirimine baktığın zaman göreceksin ki aslında basın bildirimi yok işin. Evet. Ve yok. Yani basın bülteni. Aha. Yani işin şeyi bu. Çizgisi bu. Ve de bununla ilgili böyle hani bu konuya girdiğimiz zaman Blue TV'yi dövelim. Onlara sataşalım. Ama hani pozitif manada şunu da unutmayalım diye düşünüyorum. Ben geçenlerde Murat Tırpan'ın çok güzel bir lafı vardı. Bence çıplak üzerinde, çıplak 2 üzerinde özellikle hepimiz Blue TV'yiz diyordu. Yani bakma hani Türkiye'de biz bir şey daha iyi yapsak veya bir ilişkimiz daha iyi olsa veya bütçemiz daha iyi olsa veya bilmem ne olsa ulaşacağımız Netflix'tir bilmem nedir falan başka bir yer var sanki bunu yayınlayacak da. Hani Blue TV'ye zaten hiç yok ve zaten bu opsiyonlar çok daha önceden elendi. Ve de buna kamusal görünürlük diye bir tabir kullandı orada. Murat Tırpan bunun hatırı başka birisini kullandı. Kamusal görünürlük lafı benim çok aklımda kaldı. Hakikaten bizim bakma yani bunu söylemekten şey yapmıyorum. Sonra belki Merve'ye şey yaparım. Bizim oyuncularımızın menajerleri oyuncularımıza mümkün olduğunca çıplaktan uzak durmalarını tavsiye ediyor. Bizim yani en sevdiğimiz müzisyen filmlerini bize, müziklerini bize hediye eden Nova Norda'mız. Hani sahnede en ünlü olan çıplak şarkısını söyledikten sonra çıplakla ilgili bir şey söyledi. Belki de connect etmemiştir bizim diziyle bilmiyorum. Biz ona mesela çıplak figürü verdik bir paylaşım beklediğimizden değil ama ben tavır olarak görüyorum. Gözümün içine bakıp böyle sinerji hissedip ama bunu oyuncusunun ve müzisyenin örnek verdim. Çok daha fazla şey var bunun. Ya bana şunu örneği diyenler oldu. Bunu yapanların hiçbiri paylaşamıyor gibi düşünüyorum ben. Çıplak çok seviyoruz, hayranız ama işte çok bilinen bir markayla işbirlikleri var ve bu yukarı kaydır linklerini kaybetmemek için hani çıplak da onlara sert geliyor. İşte ben marka işbirlikli şey yapıyorum gibi şeyler söylenenler oldu. İki tarafı var. Yani biraz böyle bazı noktalarda özellikle çıplak 2 hani Müslüman mahallesi salyangoz satıyor gibi bir yerden bu ülkede yanlış anlaşılıyor ve özellikle biz benim ismim ve Merve'nin bir TN yapımının duruşu arkasında başka birisi olsa başka türlü algılanacak bir şey belki. Hani sevilmiyor ve bağlanılmıyor da olabilir. Bazı normalde sinemayla çok içli dışlı olup bu konularla ilgili çok konuşan yani dergilerden tut YouTube kanallarına veya kişilere kadar insanlar tarafından hiç dile getirilmiyor. Ama bunun bir o tarafı var bir de gerçekten Merve'nin dediği gibi hani uzak durma tarafı var. Bize DM'den yani böyle abi ailem olmadığı için çok posteri paylaşamıyorum ama çok seviyorum diye her o kadar geliyor, çok mesaj geliyor. Ben şaşırıyorum ve ben şeyi inanamadım yani çıplak lafı sadece kelime olarak kendisi Instagram'da ban yemesinden tut da genel olarak insanlar duyduğunda demesine kadar tüm hesapları kapatıldı mesela yani. Çıplak'ın adından dolayı Instagram'da official bir hesabı olamıyor. 5 kere falan hesap kapattık herhalde çıplakla ilgili. Senin hesap da gitti değil mi? Evet. Bizi Kerem Dürsin ve Cem Yılmaz paylaştı aynı günde. Benim böyle storylerim ne bileyim 8 bin izlenirken bir anda böyle 30 bin mine izlenmeye başladı ve bam diye peşine herhalde şikayetlerle. Ya bu arada ben şey de düşünüyorum canım. Ama çok pardon Merve bak. Bu aslında böyle şey. Demek ki bu tamamen görünür bir şey olduğunda daha büyük sıkıntılar doğuracak. Aslında ben çıplağın biraz böyle daha böyle biraz daha dipten doğru gitmesini ben de seviyorum. Belki de yani şansımız olabilir. Hani bu şekilde yani tamam abi biz bunu takip ediyoruz ve ulaşabiliyoruz buna. O çocuklar da çekmeye devam ediyorlar. İyi yani bunu tamamen böyle yüzeye çıkardığın zaman aynı böyle İngiliz kurvasörlerin arasında kalmış Alman U-Boot'u gibi. Tamam hani dipteyken çok güçlü ama yüzeye çıkınca tamamen savunmasız bitiriyorlar işini. Senin Instagram hesabının başına gelen şey. Ya bir de ben üzerimize şeyin kalmasından da çok rahatsızım. Biz böyle iş paylaşılmadıkça, paylaşmaya çalıştıkça, paylaşılmıyor dedikçe antipatik birer figüre dönüştük canlı. İşimiz paylaşılmıyor diye ağlayan ve bazen şeyi düşünüyorum. Bizim Instagram'larımız olmasa kişisel daha çok belki çıplak sevecek insanlar. Çünkü bizim paylaşımlarımızın bazı sınırsızlığı, bazı şımarıklığı tırnak içinde... Evet. Aşırı itici geliyor insanlara. Bunu fark ettim ve bundan yana böyle Twitter'da gelen tweetler falan da. Ama biz zaten hani bir PR'ımız yapılsaydı bu kadar belki paylaşmayacaktık. Ya da Blue TV üstlenseydi onu bunu yapmayacaktık. En yakın
bazı arkadaşlarımız bile hani böyle ne bu sizin Türkiye'de cinsel devrim yarattık havalarınız mesela, falan diyor. Allah Allah diyorum yani hani bu nasıl bir laf yani ne diyeyim ben buna falan oluyorum. Bir de ben sen beni biliyorsun yani baskın hayranı, işte housewife fanı, peri hastası falan gibi. Yani kendi yaptığım işi aşırı seven itici yönetmen gibi de gözükebilir bu ama ben yani çok böyle kendi başına bir şey, zaten kendi sevdiğim bir şey yapmak istiyorum gibi bir oyuna girdiğim için yani böyle paylaşmada duramıyorum kafamda ama yani üstümüze de kaldı yani evet, bir çok noktada bunu yapmak bizim yoksa ben diğer işlerimden biraz alışkınım bu kafaya, o yüzden de biraz belki daha hani utanmaz gibi oluyor tamam mı, ve de aslında bakma yani ben ilk defa benim herhangi bir yaptığım bir şey Türkiye'de bu kadar insanla buluşuyor yani Hakan Muhafız'ı saymıyorum, o senaryosu bana ait olan bir şey, bu senaryosundan altyazısına her dokunuşuna o kirli ses tasarımından her şeyle bize ait bir şey. İlk defa bu kadar insana buluşuyor. Ben çok şaşkınım. Hani Merve de zaten hani biz hem hoşumuza gidiyor hem şaşkınız ama daha önceki işlerimden sonra benim için de farklı bir perde hani bu. Yok yok seviyoruz. Ben nereye gideceğini de görmek istiyorum. Mesela hani ikinci sezonun, birinci sezonun devamı gibi genişlemediğini, yepyeni bir hikaye, bir alan açıp yani yeni bir sahaya geçip orada başka bir şey anlatmasını seviyorum. Şimdi 3'te ne olacak diye çok merak ediyorum. Hatta fake trailer falan mı çekseniz acaba böyle birkaç tane 3'te ne olacakmış gibi. Ya bir yandan ya bizim senaryoya da başladık biz. Bakma biz Merve ile zaten ilk bölüme de biz kendimiz beraber paslaşmaktan keyif aldığımız için başladık. Yani şu anda diğer işleri beklerken ben hani yazıyorum. Yoksa hani bir finansal olarak veya projesi olarak bir şey başladığı yok. Ve hem TN yapım hem Blue TV hem diğer denklemler özelinde aslında belki de başlamamalıyız. Bu iş olamayacak gibi bile geliyor bana. Merve ile de İkinci sezonda da aynı yerdeydik. Ya çıplak proje özelinde öyle bir şey hakikaten. Bilmiyorum ama hala da olmayabilir ama tabii ki. Bir yandan da hani yapım böyle yapım maliyetleri de yükseliyor. iPhone 13 Pro Max'in fiyatına baktım ben. Çok pahalı. Ya orada yani Apple bizim unofficial Apple'ımız yollamış cana bir tane ya. Apple orada bize destek veriyor yani gayri resmi evet, bir şekilde. Evet. Çok da güzel ama şöyle söyleyeyim yani yol parası, yemek parası falan yükseliyor. Evet, şimdi evet. Hala hani biz yapımla daha geçen onu konuşuyorduk. Yani aşağı yukarı tam yine biz ruhumuzu kaybetmeyelim. Yine gerilla yapalım. Ama ben yine gidip Nova Norda'dan veya Ekim Beril'den müzik rica ederken abi işte lütfen çıplan yazısını işte Amire Stüdyo Pula abi yine 3-5'e yapar mısın? Yani ben bu kendi kredimi artık 3. sezonu olan biz diziyiz ya. Evet. Şimdi o konuda biz artık kendimizi oraya koymakta çok zorlanıyoruz. Tabii. Ama tabii anlayabilirler hala daha hiçbir reklamı yapılmayan bir iş olduğu için falan. Bu çok garip bir çizgi. 2. sezonda yine çok iyi tutturduk. 3'ten nasıl olacak? Yeniden bir savaşa girmek gibi bir şey aslında bir yanıyla. Peki siz şimdi bu çıplak dizi bitti. Şu an Merve ile birlikte var mı böyle o bahsettik başta şeyden ama o Netflix dizi çekiyor dediniz. O artık gitti. Uzun metraj bir şey. Çıplak'ın görüntü yönetmenliğinin yönetmenliğini yaptı Orkun'un. Orkun Göntem'in. Aha. Merve'nin yine genel koordinatörü. Aşağı yukarı çıplak ekibinin bayağı aynısı bir evet, ekiple. O da Arka Beşli diye Artas'ı bir Bursa Spor taraftar filmi yaptılar. Haberin var mısın? Yok hiç haberim yok ya. Bence çok seveceksin. Ben bu ne falan sende küçük diyordum. Bir rolü var. Link var mı falan? Sete gittim. Aa dedim tamam böyle bir şey yapıyor. Zaten hani Orkun'a güvenmediğimden değil ama kafamda bir yere koyamıyordum. Senaryo okumama rağmen. Ve bence çok enteresan ve TN yapımın yine bu dediğim gibi gerçek manada bağımsızlığına ve şahsına münasırlığını bir kademe daha öteye koyacak bir film yaptı onlar. Ondan sonra da biz çok güzel bir senaryo yazdık. Kurumuş Yeşil Bitkilere. Evet. Ama bilmiyorum Blue TV şeyimiz vardı. Bilmiyorum sen söyle onu. Sen söyle yani bilmiyorum. Yani yapımcımız aslında bizden Kurumuş Yeşil Bitkileri uyarlamamızı istedi dizi olarak. Biz de Can'la 8 bölüm 8 yazdık değil mi? 8 bölüm bir dizi çalıştık ona. Ama Can'la içimizden sürekli 6 mı çalıştık? 6 mı? Harbi mi? Sonra uzun metraj yapmak istedik. İçimizden hep o geçti. Can da aslında kitabı okuduğundan beri hep bana şey diyordu. Film yapmakla alakalı bir hissi olduğunu söylüyordu. Şu an elimizde bir uzun metraj senaryomuz var. Tanay'da hakkı aslında. Bakalım. Tamam senaryoyu seviyor ama bilmiyorum. Bakalım gibi bir noktadayız. Festivallerde de yarışır. Tam festival filmi ismi. Bu arada bence de çok Kurumuş güzel. Yeşil var mı sende kitap? Ben vermek istiyorum bir tane. Var. Tane. Tamam alacağız demek ki. Kaç dakika oldu? 29. İyi olmuş. Ufak ufak bitirelim mi? Olur. Tamam. Var mı konuşmak istediğiniz? Buraları keseceğim. Konuşmak istediğiniz bir şey var mı? Ya ben senin aslında hani böyle gerçekten eksikliğini hissettiğim bir şey konuşulmasını istedim. Senin gibi birisi tarafından konuşulmasını, sen ne diyeceksin bilmiyorum. Bazen de senin dediğin benim işlemle ilgili şeyler hoşuma gitmediği de oluyor. Ama baskında olduğu gibi, çıplakta olduğu gibi, çıplak 2'nin
ciddi manada bir okuması olmaması. Sadece tarz üzerinden ve sadece yapımı üzerinden konuşulup aslında bizim böyle üzerine çok titrediğimiz ve yani ve gerçekten insanlarla buluştuğunu da gördüğümüz. Hani oradaki o okuması, ciddi manada okuması çok eksik diye düşünüyorum ben. Onun sebebi şu. Bizim sinema yazarlarımızın da ne yazık ki olmaması gereken muhafazakar bir ahlaki duruşu var. Üstelik yani öyle olmadığını sandığımız eleştirmenlerimiz de tabii öyle. Tabii ki canım, tabii ki. Yani muhafazakarlar, anlıyor musun? Yani Çıplak'ın ikinci sezonunda o işte seans, arınma seansı sahneleri veyahut da işte bahçede kendi aralarında yaptıkları anal seks muhabbetleri falan filan. Bu adamları bu işten uzak durmaları, bunu okumamaları, bunu yazmamaları. Ya kadınları. Kadınları, insanları yönlendiriyor abi. Bunu yani bir kritik olarak geçmişlerinde bunun kritik etmek istemiyorlar. Ben de bu konuda suçluyum ama benim durumum da şu. Ben arkadaşlarımın işlerine karşı ne yazık ki biraz mesafeli durmak zorunda hissediyorum. Tabii, tabii, tabii. Çünkü bu sefer hani başkaları da var, başka YouTube kanalları da var. Sürekli arkadaşlarını çağırıp ya da sürekli arkadaşlarına gidip bir şeyler yapıyorlar. Birbirlerini överek böyle bir genişleme, evren genişletme gayesindeler. O yüzden bu kadar geç oldu bu muhabbet. Aynen. Zaten. Baskına bir kritik yapmıştım. Sen onu DVD kapağına koydun o kritiği. Bu beni hem çok gururlandırdı hem de utandırdı. Yani böyle hep böyle ya bu da bunun arkadaşı işte yazmış, o da oraya koymuş falan filan. Hep böyle ilişkiyi böyle yorumlayacakları gibi. Yani bir şeyi yoksa ben mesela sen bir şey yaptığında beğenmediğimde beğenmediğimi de söylerim. Ya da bir sevdiğim bir arkadaşım bir şey yaptığında beğenmediğimi de söylüyorum. Çıplaktan uzak durma. Yani Çıplak'ın başarılarıyla sevinen, hani geride duran böyle hapisten yeni çıkmış bir baba gibi oğlunun mezuniyet töreninde hani o Cüneyt Arkın böyle kirli sakallı, kalın favori hali bir baba gibi izliyorum Çıplak'ı ve yani şey yapmadım yani bir kritik ya ama mesela biri kritize etseydi onu öteki sinemada çarşaf çarşaf yayınlamayı çok isterdim. Benim imzamla çıkmasını istedim yani falan ama yani en sonunda da bu video gerekliydi çünkü seninle konuşmak istiyorum, Merve ile konuşmak istiyorum, tanışmak istiyorum. Yaptıklarınızı böyle hani ne oluyor ne bitiyor böyle paylaşmak istiyorum vesaire. Ve dediğim gibi abi bu ülke gerçekten çok muhafazakar bir ülke. Ne kadar muhafazakar olduğunda ancak test ettiğinde şey yapıyorsun. Ve tuhaf bir şekilde bu ülkede muhafazakar sandığımız bazı adamlar da öyle değil. Mesela düşünsene Ali Murat Güven yani Yeni Şafak'ın sinema yazarı. Bu adam ben çok şaşırdım. Sine 5'te Seks Furyası filmleriyle ilgili bir program yaptı ve o filmleri, o dönemi şey yaptı adam, atladı yani böyle hani o filmlerin de çekilmesi gerekiyordu. İyi ki çekildi falan moduna getirdik biz orada. Aga Özgüç vardı, ben telefonla katıldım vesaire. Fantast Turkay'ı yaptı falan filan. E sen diyorsun ki bunlar ne güzel kafalar, pırıl pırıl adamlar, bunlar bizi ileri götürür dediğin adamlar, kadınlar da mesela aslında çok böyle şeyler yani muhafazakarlar, masonikler, böyle tuhaflar yani. Bence böyle. Bence bu bizim Merve ile tarzımızla alakalı. Yani Merve de hani böyle fosforlu, turuncu, kısacık mini eteğiyle, ben de hani böyle bilmem ne işte hadi işte yani TikTok'taki şeyleri taklit ettiğimiz o şımarık Instagram personamızla falan yer falan. Ben hani böyle yakıştırıyorum bu arada evet, bu yani personayı. Bunu, ben de seviyorum. Türkiye'de sinemacılığa belki özdeşleşti. Yakıştıramamayı da geçtim. Gerçekten karşı tarafa empati yapmaya çalışarak söylüyorum. Onu özdeşleştiremiyorlar. Başkalar yani başka geliyor onlara ve biz Çıplak'a başından beri Merve ile çok öteki olduğunu düşünüyoruz. Yani bizim Çıplak'a öteki dememiz evet. Bile ha deme aha. Sebebi bazı bakışlar için ama yani mesela Altyazı dergisi bugüne kadar Baskın, Housewife, Peri, Al Karısı, Çıplak'la ilgili hiçbir şey söylemeyip ondan sonra benim o olay yaratan kalem videosu, pencil videosuyla ilgili bir video yapıp sanki böyle video başlıyor, sanki böyle bir devlet büyüğümüz ölmüş gibi bir asık suratlar falan. Ve orada mesela benim aslında adını hatırlamıyorum, İFAD'da beraber olduğum ve çok da hani böyle birçok açıdan yan yana duracağım bir kadın şey demişti. Yani evet ifade özgürlüğünün de bir sınırı var ama falan gibi laflarla ya, tamam evet. Mı? Yani ve yani biz orada 30 saniyelik tamamen bence gusto yüzünden yanlış anlaşılan, benim çok doğru tarafta durduğumu düşündüğüm bir kaba ters espriden bahsediyoruz, anladın mı? 30 saniyelik bir korku filminden bahsediyoruz falan. Yani o yüzden gerçekten hani o zaman boş veriyorsun zaten. Orada şey var işte Can ya, bu bizden değilsin muhabbeti var sürekli. İşte yani adama Yavuz Turgul'a aşk filmlerinin unutulmaz yönetmenini, onu yıllarca iyi filmler çektiği halde dışlayan insanlar çektirdi. Yani filmin finalinde de yani yaptım hani başkaları yapmadığında övülüyor, ben yapmaya çalıştığımda niye görmezden geldiler falan dediğinde
Çünkü sen dışarıdasın der yanındaki karakter. Bence bu açıdan tamam, bizim sende duruşumuz biraz daha şey. Evet. Merve'nin bence hani sen de söyle. Yani ben kontrol edebildikleri insanları, yönetmenleri, yazarları çok sevdiklerini düşünüyorum. Bir sinema eliti olduğunu düşünüyorum ve kontrol edebildikleri, yönetebildikleri, yönlendirebildikleri insanları kulübe davet ettiklerini. Mesela Onur abinin bile o kulüpte, ya yani Onur abi mesela çok güçlendiği için en anti olunan isimlerden. Ama mesela ama şöyle söyleyeyim. Herkes bunlar Onur abiye bir saygı göstermek zorundalar artık. Yani onu dövemeyeceklerini anlayıp saygı gösterme moduna geçtiler. Çünkü adam gitti, çekti, etti, ondan sonra sen aydınlatırsın geceyi çekti. Aldı İstanbul Film Festivali'nden büyük ödülü. Sonra gitti gerçek kesit manyağı çekti mesela. Tamam mı? Yani ben de zaten bayılıyorum, tamam mı? Ama öyle değil. Onlar daha böyle bir şey parti bu ya. Daha frakla girebildiğin, papyon taktığın. Yani böyle bazen frak papyon olmayınca yani sembolik bir şey bu. Evet, başka bir frak evet aslında frak papyon değil ve onların da ters karşı olduğu şey ama onların da bir frakı papyonu çok var. Bence tabii. Bu açıdan gerçekten tekrar söyleyeceğim. Yani Merve Gön mesela birçok hadi bir sürü çöp eleştirmen ve eleştiri YouTube sayfası var, onları geçtim ama çok gerçekten ciddi doğru vizyondaki sinema eleştirmeni veya sinemacı insanın da yani Türkiye'de Merve Göntem'in bir şey yapıyor olduğundan hiç haberi olmadığı. Bence daha mesela keşke bu röportajdan en çıkacak bir iki şeyden biri en tepede o olsa. İnşallah yani çıkar. Gerçekten bütün o yani TN yapımın sen rezümesini al. TN yapımın genel koordinatörünü ve yaptığı kitaba bak. Ve hakikaten buna bir yerden hiç nasıl bir hiç dokunulmadığına bak ülkede. Bu senin söylediğin işte festival muhabbetine bence çok... Instagram'ıma bak, bikinili postum var. Sürekli gece kulübündeyiz, eğleniyoruz vesaire. Ya ben 2012'den beri full setlerde çalışıyorum. İşte kendi şirketimizi kurduk, bir şey yaptık. Hani o yol çok uzun. Hatta ben bir Kadınlar Günü postunda bunu paylaşmıştım. Ve 2012'den beri tüm bu işte kendimizce taş üstüne taş koymamıza gelen en çok tepki... İşte o tırnakla sete gelinir mi? O saçlı olur mu? O etekli olur mu? Instagram'ına hani dikkat mi etsen? İşte böyle yaparsan televizyonda iş... televizyonda iş yapmayayım abi. O cesur sinemacı falan. Ya da cesur kadın sinemacı tarifi eksik olduğu için mesela cesur insan kendi hayat biçimiyle de cesur aslında. Daha doğrusu şeysiz, onay kaygısız. Mesela bence ben ikiniz de öyle onay kaygısız yaşıyorsunuz bu hayatı. Yani çocuğuyla fotoğraf koyuyor, arkasından bir şey koyuyor falan filan. Ben de hep onay yazılarımı onay kaygısız yazarım. Yani ben yazımı kendim için yazıyorum öncelikle. Sonra da zaten sistem var. Koyuyorum, okuyan okusun, okumayan okusun. Ama şöyle bir şey var. Mesela size olan ilgisizliğin ya da tepkinin sebeplerinden biri şu da olabilir. Siz aslında size tepki gösteren insanlara benziyorsunuz. Karşıdan insanları çok kolay yıpratıp hemen dışlayabiliyorlar, ötekileştirebiliyorlar. Bunu yapamadıklarında daha da çok kızıyorlar. O zaman işte böyle kalem şeyi gibi ya da böyle çıplan işte sen kadın hikayesini erkek yazabilir mi gibi böyle arabayı direkt duvara çarpmalar falan yaşanabiliyor, tamam mı? Yani ben şunu hatırlıyorum, bir festivalde elimde bira giderken oğlum içiyormuş bu dediler, tamam mı? Yani benim içmemem gerekiyordu. Beni ötekileştirmeleri için, yani dışlamaları için, anlıyor musun? Bir de içiyormuş aslında. Abi orada artık çok ekstra. Evet abi ya, ama oraya kadar gidiyor. Senin o şeylerle muhatap olduğunu biliyorum. Evet evet kafalar. Ama yani bu senin söylediğin bence senin dediğinin altını daha güzel bir yerden de çiziyor. Çünkü bu tarz bazı yorumlar da geliyor internetten. Onlara da mesela yapılan yorumları görüyorum. İşte siz cesurluğu turuncu tırnak mı zannediyorsunuz diyorlar bu sefer. Yani bu onay kaygısı bir başka bir şey olduğu için biz yani bu sefer de böyle bir yerden o yanlış anlaşılma şeyi devam ediyor çığ. Ama hani bence ne bileyim Kartal'ın, Hande Hanım'ın, Çıplak 2'nin kamera, bizim en yakın bazı yine arkadaşlarımız konuşuyoruz şey diyor. Ama yine paranız olsa iPhone'la çekmezdiniz değil mi falan diyorlar. Yani bunu parasal bir kaygıyla çekmedik de 100 kere herhalde tweet vesaire atıp söylemişizdir. Biz bu videoyu sizin yani çıplak çektiğinizden daha pahalı bir kamerayla 6D Mark II ile. Aslında ben de bu şeyde telefonla mı çeksem acaba diye düşündüm. Bu arada yavaş yavaş da ondan, o şey evet kapanıyor bu arada. Küçük evet, telefonlarla abi, iPhone'un fiyat şey olarak da hani zaten bir kameraya dönüşmüş durumda artık neredeyse. iPhone 13 çok az bir iki bir dokunuştan sonra bence hani bunların çoktan yerini zaten aldığı gibi. Biz ama gerçekten bunu bir modern dogma kafasında kendimize koyacağımız kısıtlamanın getireceği bazı samimiyetlerle falan bir yandan da prodüksiyon olarak abi başka türlü zaten olamaz ki gibi bir evet oyun. Tavuk olarak da çok yakıştı bence çıplak projesine bu seçim. Bence çok de bir de şey yani var mesela eskiden herkes eline mesela kamera alırdı. Ben Betamax kameralarla böyle lisede arkadaşlarımı çekerdim. Koca bir
kamera çantasını okula götürürdüm, arkadaşlarımı çekerdim falan. Şimdi mesela herkesin elinde telefon var. Ama mesela ve telefonlar, yani benim şuraya koyduğum telefon 8K 60 FPS video çekiyor. Ama mesela biz o kapasiteyi değerlendiremiyoruz abi. Yani aslında elimizdeki bu cihazlarla kendi kısa filmlerimizi, kendi filmlerimizi acayip böyle çekip kurgulayabiliriz. Telefon üstünde bile inanılmaz kurgu imkanları var. Ama kimse bir şey yapmıyor. Mesela çıplak limitleri göstermiyor. Yani limitleri göstermesi açısından iyi bir şey. Yani telefonunuzla neler yapabilirsiniz şey bir yandan da. Yani telefonla adamın biri alıp böyle çat 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 kadının biriyle bir şey çekiyor. Müthiş yani, tamam ya, bir böyle. De ben yani ne bileyim işte Alexa'sından Varikem'ine hani Hakan Muhafız'da baskında reklamlarda en iyi aletlerle çok şımartılmış bir şeyi yakaladım. Kendi kısa filmlerimle de Atlantik Film sayesinde de bunu yakaladığımdan çok gurur duyuyorum. Ve bütün onları tecrübe ettikten sonra daha ilk büyük işinde bir iPhone'la deneme yapmaya okey olan bir görüntü yönetmeniyle de bir buluşmamız var. Yani bak ben yani Orkun Göntem'in kurguda Tunçer Şengün'ün yani müzik seçimlerinde daha senaryodan ikimizin koyduğu bunların da mesela yani. Bakma yani hani esas işi yapan da biraz bunlar yani hani hakikaten yine lafı geçmeyen şeyler olarak şimdi burada böyle söylüyorum ama hani bunlar benim çok hoşuma gidiyor özellikle. Vallahi iPhone 13'te odak kaydırma da var. Artık şey de yapabilirsin yani. Bu arada. Evet. Bu arada yani o sezon odak kaydı. O özelliği şey İlker o özellik değil dedi ama Twitter'da konuşmuştuk ya. O özellik abi. Filmic diye bir app var. Filmic'te zaten biz onu yapabiliyoruz yani. Odağı kaydırabiliyoruz oradan oraya. iPhone bunu direkt böyle hardware üzerinden yapıyor ama, şu anda. Filmic'le bunu yani çekerken 3 farklı lens olup tek lensle çekilecek bir kamerayla yapacağım bir şey değil. İşte bu iPhone 13 yaptı. Bunu çok daha başarılı yaptığını düşünüyorum evet, ben. Evet yani senin dediğin yine bir dijital yani zoomla dijital zoom peki arasındaki fark. Filmic'i kullanıyor musunuz? Filmic Pro ile çekiyor zaten. Evet. Yani ben çıplak kamerasıyla evet. Değil uygulama evet, üzerinden. Evet. İnanılmaz bir şey abi bu Filmic. Yani ya reklama girmeyelim ama hani böyle. Yani Filmic Pro artı ufak böyle handle'larıyla tutup böyle aha. Onu bir monitöre bağlayıp gerçekten ufak bir kamera olarak kullandığımız ve ikinci sezon birçok böyle bakarsan ray hareketi, şaryo hareketi. Kamera bölümümüz gibi. Aslında keşke izlense. Onu da buradan o da hiç paylaşılmadığı sen için bilinmiyor. Sen bu arada denk geldin mi? Blue TV'de 8 bölümden sonra 1-2 hafta sonra bir de kamera arkası bölümümüzü koydular. Çok da özenerek yaptığımız ya ben bir izledim bölümleri. Sonra geçtim ona tabii. Bir, belki yazmadan hani, önce de bir göz atabilirsin. Olur. Bakarım. Paylaşalım bence. Hiç görülmedi. Tamam. O kamera arkasında da telefon nasıl kullanılıyor, biz nasıl hazırlandık evet, vesaire. Çok hepsi güzel. Var. Keşke ilk evet. Sezon için de öyle bir kamera arkamız olsa ama ilk sezondaki bütün o gerillalıkta o çok az footage çekti. Yine var bakma yine evet. Var footage'ımız. O zaman artık böyle 45 dakika falan oldu. Bitiriyorum videoyu. Dur hemen öyle pozunu verme. Şey evet. Çıplak 3. sezonu merakla bekliyorum. Yine Blue'da gelsin. Yine bizi arayarak bulalım. Tamam mı? Ama zaten Blue'dan başka yerde de gelmez yani. Ben de onun farkındayım. Yani bu başka bir dijital platform üzerinden akacak bir şey değil. Hatta YouTube'da bile bir sürü filtreye takılır eder falan bilmem ne. Biz bir ara şuna aydık yani. Ama biz bunu YouTube'a koyacağız. Orada yasaklar yok, gelecek. Yok aynen falan. Direkt. Evet. Bam, o yüzden bam, yani bir bu de... devran dönmedikçe zaten bence Blue TV de gelsin. Ben hani bütün eleştirimle, bütün şeyimle Blue TV'ye de bir yandan sarılıyoruz yani. Hakikaten evet. Çok seviyoruz. Ama bu eleştirimizi söyletmeyecek derecede bir şeye de girmiyoruz iç yapıya. O işi biz Tanay üzerinden onların hallediyoruz. Onların da mesela buna siz de bizimle ilgili işte buna eleştiren tweet atmışsınız da kimsenin de bir şey dediği yok aslında. Doğru, herkes, evet. Dolaylı yoldan var. Bana doğrudan öyle bir şey olmadı. O zaman 3. sezonda görüşmek üzere diyorum. Ayrıca evet. Sizin birlikte ortak yeni projeleriniz çünkü kafalar çok uygun. Son bir şey soracağım. Dur bir dakika. Daha yeterince sivrilmedi program gibi sivriyorum. 3. sezonda eşcinsel içerik olabilir mi acaba sence Merve? Olamaz gibi görünüyor. Ama bak şöyle biz, bir şey var. Ben de bunu iki de yazarken kesinlikle. Bak. Buyur. Hayır sen söyle önce ben sonra söyleyeceğim. Türkiye'de her şeyi bir şekilde eritebiliyorlar. Gerçekten rütbeye karşı ve sansüre karşı. Bu işte diş fırçasıyla göz çıkarmak da olabilir. Cinsel tüm konuşmalar, anal seks muhabbetleri vesaire. Ama eşcinsellik kesinlikle istenmiyor. Evet. Kesinlikle kırmızı çizgi bu. Evet, yani kızın elinde dildo tuttuğu sahneyle erkeğin elinde dildo tuttuğu sahneye gelen yorumlar bile yani bizi çok şaşırttı kurguda. Evet. Ve de biz ilk sezonda ben aslında çıplağın iki sezonunun da Türkiye'nin en cinsiyet okumalarına açık, en gerçekten özgür kafada işlerinden biri olduğunu düşünüyorum. Bundan gurur duyuyorum. İçinde bir birebir eşcinsel bir karakter var mı? Bizim anladığımız manada Türkiye'deki konservatif
homoseksüel bir karakter var mı? Yok galiba iki sezonda da. Hı-hı. Ama gerçekten kafa olarak karakterlerin bazılarının açıklığı yani pro LGBT bir duruşun en tepesinde gibi geliyor bana. Genel dizinin tavrı da. Hı-hı. Bununla beraber de biz ilk iki sezon bunun ihtiyacını hissetmedik ama biz gerçek manada hislerim yani yazarken provokasyon bir hisle yazdığımız için ben yani üçüncü sezonda bunun olmamasına imkan yok bence. Bu sezon kesin olacak ve bu nasıl bir karşılık bulacak bulmayacak çok merak ediyorum. Abi vallahi işte yani şey festival sinemasına bak hani orada değişik şeyler denediklerini düşün. Ama kaç yıldır izlediğimiz iki tane LGBT film var. İşte biri Ümit abinin Aşk Büyü vesaire. Bir de geçen yıl Bilmemek diye bir film vardı. Bak, ki bunlar çok masum bu arada. Çok haklı yani, gelmiş Zenne. Eylemsiz filmler bunlar. Yani herhangi bir eylem falan izlemediğim filmler. Zenne ve Çekmeceleri de unutuyorsun. Evet. Çekmeceler bana göre herhalde en cesuruydu. Yani, Zenne'den daha mı cesur diyorsun? Ben Zenne'den daha cesur görüyordum şeyi. Çünkü şöyle Zenne'de zaten marjinal bir karakter vardı tamam mı? Onun dünyasını anlatmak daha böyle kolay ya da seyirciye kabul ettirilebilir bir şey. Ama Çekmeceler böyle sokakta karşılaştığın yani yanından geçen arkadaşın olan bir insanın hikayesiydi. Yani sıra dışı hikayesiydi. Bana Çekmeceler daha cesur arada, gelmiş. Seni de gördüğümde oha demiştim. Yani Çekmeceler, oha canlı lan bu falan. Çekmeceler ve Zenne'nin yönetmeni Mehmet'le Caner aslında gerçekten bağımsız manada, senin demin dediğin bütün o lobiden, fraktan evet, bağımsız öyle manada gişeye yönelik tam benim baskını yaptığım gibi bir yerden yaptılar. Evet. Bu arada bizim de uzaktan aile dostumuz ve bize ailece baskını yapmak konusunda cesaret veren bir ikili oldukları için de burada tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve yaptıkları Zenne'ye ve Çekmecelere, Türkiye'deki çıplağa çok benzer bir yerden, evet, Türkiye'deki LGBT gruplarından ve çok benim de çok sevdiğim bazı arkadaşlarımdan Twitter üzerinden gelen tepkilere inanamamıştım. İşte yani haklı olabilirler birçok söylediği şeyler. Evet gerçek tam öyle olmayabilir bilmem. Ama yani ortada çok değerli bir şey var. Sinematografik bir şey var. Ve böyle edebi de bir şey var. Yani her açıdan. Ve de tamamen bir perde iniyor. Ve böyle bir yere geliyor abi, iş. Ve onu küstürdüler ya. Sinemaya tam küstürdüler mi bilmiyorum. Ona şimdi Los Angeles'ta ama gerçekten küstü mesela o sinemacılar. Evet işte dediğim gibi abi ülkenin genel sorunu yani yediğimizden içtiğimizden mi ne bilmiyorum yani. Yani ben özgürüm kafam artık rahat sandığın insanlar bile değil yani. Değil. Değil olmadıklarını böyle işte Zenne'yle, Çekmecelerle, Çıplak'la, Baskın'la tamam mı? Ya da başka şeylerle karşılaştığın tıklarında gösteriyorlar. Ama onu da öyle şık biçimde, öyle böyle maskeleyerek, üstünü örterek yapıyorlar ki yani böyle sen bu işin sonunda sen kaybeden oluyorsun yani savaşın kaybedeni sen oluyorsun ama bak beni etkilediler diyorsun. Senin de siz de çıplakla başkalarını etkileyeceksiniz. Bu böyle devam edecek. Birileri yapmaya devam edecek, böyle devam edecek. Yani ben de mesela festivallere gittim. Abi senin yazılarını çok beğeniyoruz. Senin yazılarını okuyoruz diyenler falan filan. Eyvallah diyorum. Devam ediyorum o şekilde. Yoksa mesela ben de sinema yazarlığını falan çoktan bırakırım. Yani bu festivallere, bu filmlere, bu sinemacılara, bu sinema yazarı olacak iş değil yani. Hani o kadar sıkıcı ki. Bir de para kazandırmıyor falan zaten. Aynı şey hepimize hevessizlik yükleyen bir ülke. Ama bir yandan da yaptıktan sonra biz bunu yaptık, ortaya koyduk demek de çok zevkli oluyor. Keyifli oluyor. O ya yüzden ben şeyle çok yapıyorum, eğleniyorum. Bu kadar dışlanarak, bu kadar şey yaparak bütün o en önemsedikleri festivallerde de ödülleri biz de alıyoruz. Aa, bütün festivallerde bizim ten yapımı filmi kaç yıldır evet, en iyi filmi de alıyoruz. Oyuncuyu da alıyor, bir şey de alıyor. Hiç de önemsemediğim bir yerden söylüyorum hakikaten bunu. Ama öyle yani. En son ten yapım yine ne aldı? En iyi kadın oyuncu evet, ödülü aldık. Yani onlar Zuhal görmek mi, istemedikçe biz oradayız ve iş yapıyoruz. Ve görece onların mahallesinde de onaylanan işler yapıyoruz hani baktığın zaman. Bununla da büyük keyif alıyorum gerçekten. O zaman arkadaşlar sizi tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamı. TN yapımın IBAN hesabından bana göndereceğiz. Bana ne oluyorsa ben yok yok. Valla çok güzel oldu. Yine bir araya gelir sohbet ederiz yeni işlerde, projelerde. Şöyle bu ülke birilerinin farklı bir şeyleri, yani farklı olmayan şeyleri farklıymış gibi sattığı bir ülke. Sizin gibi sinemacılar da gerçekten farklı şeyler koyuyorlar ortaya. Bu tepki de alacaktır ama övgü de alacaktır. Yola devam ettiğiniz sürece de iyi bir yere gidecektir. Sen zaten çok yani başından beri her yaptığın işte bir şekilde şaşırtmayı başarıyorsun yani. Hepsi şaşırtıcı. Yani bu sefer ne gelecek, buradan ne vuracak falan diye böyle çok az sinemacı var. İşte Onur abi var, sen varsın. Yani birkaç kişi daha var böyle sayabileceğim. Onun dışında da kimse yok. O yüzden yola devam diyorum.
Çok teşekkür ederim biz videoya katıldığınız için. Biz çok teşekkür ederiz hakikaten. Ondan sonra yeniden görüşmek üzere diyorum ve sonlandırıyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet.